Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer'le birlikte günü gündemi sizler için değerlendireceğiz. Hem dünyada neler oluyor onu konuşacağız, küresel piyasalarda özellikle. Hem de kripto para cephesini elbette değerlendireceğiz. Ama onun öncesinde bir hesap soracağız. Niye beni konsere davet etmemiş? Niye ben konserde değildim? Niye Edis konserine gidemedim? Niye en ön sırada izleyemedim? Bunun hesabını elbette soracağız kendilerine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eğer gelseydiniz gelseydiniz izlerdiniz. Elektrikler kesildi o ara. Su kesildi deseydin daha anlamlı. Konser iyiydi abi. Edis bayağı iyiydi yani. Yıkıp geçmiş ortalığı. Evet evet. Ben dediğim gibi bunu hep söylüyorum. Uzağım yani normalde konuya. Böyle rock metalle büyüdüğümüz için askeri eser bu konuda falan hep böyle muhalif ve yergi dolu müzikler, trash dinlerdik yani o zamanlar. Pop'a pek uzaktık yani. Yani şey Tarkan'ı biliriz. Tarkan'dan sonra da şimdi Edis'i dinliyoruz yani. Süper. Acayip bir enerjisi var. Konser alanında yıkılıyordu gerçekten. Hem öncesi hem sonrası. Biz çok eğlendik. Harbiye'de başladı bu dizi. Tüm Türkiye'de olacak yani. Bursa var bir sonraki adım. Antep'e kadar gidiyoruz. İzmir var. Ankara var. 8 ya da 10 şehre falan gidiyoruz. Diyarbakır var. Tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Diğer Anadolu'da her tarafa gideceğiz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Edis'in de bayağı verimli bir çağında. Pop'un kralı diye duyuyorum ya. Şöyle bir söylem var yani. Bağımsız başkalarından dinlediğim yorumlar bunlar. Eskiden o Tarkan enerji şu an Edis'de var yani. Konserde de öyleydi. Edis diye yıkılıyor ortalık. Bandana takıyorlar falan. Çok eğlenceli yani. Orada bir mühendislik var bu arada. Menajerle konuşuyorum. Camiayla da konuşuyorum. Orada bir mühendislik var. Akıl, enerji ve çalışkanlık, disiplinin olduğu yerden de başarılı geliyor abi. Sektör ve yaptığın işten biraz bağımsız. Edis'de de bu var. NFT pazar ne oldu önce onu bir sorayım. NFT pazar abi testleri devam ediyor. Bitti aslında ürün. Canlıyı alacağız. Bu hafta alacaktık ama zannediyorum bu 28-29 Ekim tatil ya. O arayı da bize versin izleyenler. Ondan hemen sonra çıkıyoruz. Sağlam 2-3 tane projeyle geliyoruz. Onu da bilsinler. Yani Edis'in dışında. Edis'in zaten NFT'leri olacak. Edis'in bu arada çok güzel NFT'leri olacak. Konserlerden alınma şeyler olacak. Artı birkaç tane tweet yapacağız. Küçük kayıtları olacak Edis'in. Bence çok değerli. Yazdığı ve paylaşmadığı hiçbir yerde ve söylemediği de galiba bir ya da iki tane şarkı var. Onları belki NFT'leştirebiliriz. Bir de babası Ayhan abiyle konuşmuştuk. Demo kayıtları var. Lisede falan çekti. Evet onlar çok değerli. Galiba ilk demosu da var yani. Buldu onu galiba Ayhan abi. Ona bir bakacağız. Onları o ses audioları NFT'leştireceğiz. Okay. NFT pazarda olacak hepsi. iCrypex'te. Orada alıp satabilecekler. Bunu şöyle düşünün. Aslında bir token fiyat hareketi ve içerdiği değer anlamında belki bunu söylemek çok şey yanlış olmaz. Token biraz hisse senedi gibi veya bir para gibi hareket ediyor normalde. NFT'leri ben biraz böyle bonolara benzetiyorum. Alım satım değeri ve trade edilme hızı anlamında söyleyeyim. Şimdi ben bono deyince nasıl elinde içsel değer var, riskten arındırılmış bir faiz yok, risk free rate yok gibi şeyler şimdi sorular gelir yani kesin. Bono ben deyince trade edilme anlamında söylüyorum. Ama NFT de bir asset ve hatta normalde eğer diğer tokenlara baktığımızda yani herhangi bir token işte bunun içerisinde Doge'yi de tutun yani işte. Herhangi bir tokenını hep eleştirirler ya. Hani bunun bir değeri yok diye. Öyle bakıldığında aslında NFT'lerin bayağı bir değeri var. Çünkü içerisinde siz bir neredeyse telif alıyor gibi bir durumdasınız. Yani o işte bahsettiğim kaydı sadece sen alıyor olacaksın. Başka kimse de olmayacak. Geçen sefer bu örneği vermiştim. Mona Lisa'nın veya Monet'in bir tablosunun 1000 tane replikası olabilir. Ama sen o tabloyu alıyorsun. Yani Monet'in çizdiğini alıyorsun. Baktığında evet hepsi aynı. Ama Monet'in çizdiği Monet'in eli değdiği için ya da Da Vinci'nin eli değdiği için daha değerli ya. Elbette. Ya o da işte. Yolunuz açık olsun. Çok memnun oluyorum bunları duydukça. Hamdolsun. Peki hamdolsun demişken dolar için de hamdolsun demek lazım diyecektim de. Dolar için helvasını karmamız. Gerekecek herhalde. Burada konuştuk geçen hafta. Merkez neyse bu herkes anlatmayayım da. Şey Fed'den bahsedeyim. Biraz dün Powell yine konuştu biliyorsun. Ve dedi ki orada tapering yapacağız. Time for Fed to taper diyor adam. Yani artık diyor başlayacağız bu işe. Çünkü çok diyor, kritik açıklama. Evet. Ya aslında şeyi tekrarlıyor yani. Şu Fed toplantı sonuçlarındaki hikayeyi tekrarlıyor ama bir kere daha söylemesi anlamlı. %2'lik enflasyon hedefine biz gideceğiz diyor. Tam istihdamı sağladıktan sonra. Tam istihdamı da 2022'de sağlayacaklarını düşünüyorlar. Ve oradaki gördükleri risk ve tahdit, tedarik zincirindeki sıkıntı. Bunların baktıkları enflasyon zaten rahatız ve bakıyoruz ama rahatız. Tam istihdama daha fazla gözlerini dikmiş durumlar. Ez cümle dip toplamda söylediği şu. Tapering'e başlıyoruz. 2022'nin ortalarında bitirmek üzere başlıyoruz. Diyor tapering'e. Ve faizi de henüz arttırmayacağız ama 2022 ortası ve sonrası için faiz fiyatlamaları yansıdığını görüyoruz. Dolar endeksinde büyük bir hareket yok. Henüz 93-60'larda falan trade ediyor. Yani bir miktar geri çekildi. Aslında dolar endeksi. Büyük bir risk orada görmüyorum şu an. Ama bu açıklamalara rağmen de
.net'te altın hala 1790'larda trade etmeye devam ediyor. Yani orada aynı söylemi koruyoruz yani. Niye abi? Baktığımız şey bizim enflasyondu. Bir enflasyon hece olarak bunun kullanıldığını söylüyorduk. Riskli varlıklardaki kaçışta, riskli ürünlerdeki kar realizasyonlarında da tutunduğunu söylüyorduk altının. Bir diğer taraftan da aslında yılların enflasyonunun tam yansıtmadığını. Yılların enflasyonundan kastım şu. İşte petrol konuşuyoruz. Petrolün eksi 40 dolar ya da 0 dolar ya da 15 dolar hadi diyelim. Eksi 40'ı bilerek söylüyorum. Öyle bir fiyat gördü. Eksi 40 ne alaka demesin insanlar. 15 dolarki haliyle 86 dolardaki hali arasındaki üreticinin bir maliyeti var ya. Yani onu üret. Dolayısıyla onun altın fiyatlarına yansıması ve yansımaması da konu ya. Ve artı bu her yerde var. Tüm mal ve hizmet lerde bir fiyatların artması konuşuyoruz genel olarak. Buna da eşittir enflasyon diyoruz. Şimdi bu her yerde oluyorsa altın da bundan nasibini alıyor olmalı. Doğru. O halde orada baktığımız şey de bu genişleyen para piyasasına tüm dünyada ve bu daha gevşek para politikalarının olduğu senaryoda altının 1700'ün altında, 1680-1650'lerin altında çok tutunmamasını hepimiz bet ediyorduk. Bu fiyat bana çok anlamsız gelmiyor. ETF tarafında da ETF herkes şimdi bu hafta kusacaktır artık bir kripto para piyasasında. ETF ne abi falan. Çok arananlar demiş bu arada. Ona geliriz birazdan da. Ne abi ETF? ETF Exchange Traded Fund aslında. Borsa yatırım fonu gibi yorumlanabilir bu. Bir varlık, varlığa dayalı veya bir varlığın trade etmenin bir yolu daha. Yani o sizin adınızı alıyor. O bazen spot oluyor, bazen gidiyor vadeli bir ürün, future oluyor. O kadar çok alıyor ki hatta mesela şu an ProShares o kadar çok almış ki CME'nin trading limitlerine takılmış. Yani 2000 kontrattan daha fazla almıyor. Alamıyorsun şu an yani. Alamıyor olman lazım. 1900 sen falan almış adamlar. Burada var işte 1900 kontrat almışlar Ekim vadede. Kasım vadede 1400 kontrat almışlar. CME'de demiş ki tamam şampiyon yavaş demiş. Ekim kontratı bittikten sonra Kasım kontratını 2000 olan limiti 4000'e çıkartacakmış. Bu tabii şu an ProShares'in yaptığı bir şey hamle ama Valkyrie ve VanEck'te gelecek hafta trading'e başlayacak. Dolayısıyla o taraflarda başka bir hikaye var. Bu arada bahsettiğimiz Bitcoin ETF'iydi. Bitcoin ETF'iydi. Altın söyleyeyim. Değil. Evet doğru iyi ki söyledin. Altın değil. Onu bir kenara koymuş olalım. Varlık alımların azaltılacağını söylüyor. Aslında şöyle raporlara baktığımızda Kasım ya da Aralık diyordu değil mi? Fed raporları. Evet, yani sen... Kasım kesin demiyordu aslında. Paolo'nun biraz Kasım'a çekmiş gibi mi görünüyor? Evet ben de dünkü konuşmadan onu anladım. 2022'nin ortalarında bitireceğini söylüyor. Bu hareketinde bir süredir söylediğimiz uzun dolar trendini tekrar etmiş oluyor. Zaten harekette o. Ne demek abi şimdi bu varlık alımlarının azaltılması bize ne etkisi olacak? Azaltıldığında daha sıkı bir patikaya girdiğini bileceğiz Fed'in. Tekrar ediyorum bu arada cümle şu. Varlık alımlarını azaltmak. Varlık alıyor hala bu arada. Yani 120 tabii. milyar alıyorken 80 milyar alacak mesela veya 40 milyar alacak. Hatta bir ara onun kompozisyonu üzerine burada konuşmuştuk. Şu kadar MBS'den keser, şu kadar yani Mortgage Backed Securities'den keser, şu kadar da Treasury notlardan keser falan diye benim bir tahminim vardı. Ya ama alıyor adam. Almaya devam edecek yani. 2022'nin ortasına kadar da bitireceğim komple diyor yani. 120, 100, 80, 60, 40, 20, 30 pat bitti bitirecek. Diyor. Yani artık almayacağım diyor yani. Bu sefer Fed bilançosunun daha şişmiyor olduğu yere doğru evrilmesi anlamına geliyor. Bir ikincisi daha onun sonrasındaki hamlede faizleri arttırıyor olduğu senaryo Fed'in. Şimdi insanlar da bugünden itibaren 5. güne bet ediyorlar. Yani diyor ki evet o güne doğru biz gidersek demek ki faiz artacak. O halde diyor ben şu an faiz artmadan doları alayım. Diyor ya beklentiyi de alıyor. Gerçekleştiğinde de satacak. Bitcoin'deki hareket de biraz o. Yani Bitcoin önemli değil abi. Asetin ne olduğu önemli değil. Yani beklenti varsa millet onu alır. Beklenti doğruysa daha fazla alır falan. Bu koşullarda merkezi yaptığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasa beklentisinin ötesinde. Bu arada fazla ama geçen yayında şunu söylemiştim. Faiz indirmek istiyorsa bu hükümet indirsin. Ya veya işte kimse artık yani. İndirsinler faizi ama bu indirmek istiyorsa da indirsinlerdeki kastım şu değil benim yani. Evet indireceksen 300, 400, 600, 200, 50 neyse. Faiz bundan bahsetmiyorum. Faizi indirebilmenin bir yolu var. Faizi indirebilmenin yolu da güven sağlamak. Yoldan geçen falan biliyor yani bunu. Hani bu güveni sen sağlayamadığın zaman da insanlar çünkü şunu düşünüyor adam. Ben bu ülkeye diyor güveneceğim ve bir para yatıracağım. Diyor ama burada istikrarsız ve bizim normalde gelişmiş ülkelerde alıştığımız şekilde karar alma patikalarının izlenmediği bir karar alma süreçleri var burada diyor. Daha politik söyleyemezdim bu cümlelerde. Müthişti. Dolayısıyla karar alma süreçleri ile alakalı adamların tedirginlikleri var. Çünkü biri diyor ki böyle yapacaksınız öyle oluyor iş. Bu pek kabul edilebilir bir şey değil 21. yüzyılda abi artık. Çünkü yani demokrasinin geldiği, insan haklarının geldiği, hukukun, eğitimin vesairese geldiği yerler belli. Zaten yine geçen Ali Hoca ile yaptığımız yayında da benzer bir şey söylemişti. O kendisi söyledi. Hep diyoruz ya yapısal reformlara kafa ama bu hep ağızda klişedir ama hiç de yapılmaz. Ama yapılması da gerekiyor. İşte o
o taraflarda bir yol kat ediyor olsak, ona dair bir commitment veriyor olsak faiz düşer. Bu arada faiz düşsün hakikaten. Kendi kişisel görüşümü söyleyeyim. Gerçekten ben bu ülkede yaşıyorsam %19 faizle yaşamak istemiyorum. %12 faiz, 11, 10, %3 faizle yaşamak istiyorum. Müthiş. Neden %19 faizle yaşayayım ki? Çünkü otomobil alacağım, ev alacağım. Kredi çekiyorum veya kredi kullanıyorum veya bir yatırım yapacağım, onu finanse etmek istiyorum. Onu ben %19'a finanse etmek istemiyorum ki. O zaman bütün hesaplar şaşıyor. O faiz yükseldiğinde doların nereye gideceği ve senin kendi Türkiye'deki ekonomik dengen, yapacağın işin bir iş planı, o business planı doğru yapamaz hale geliyorsun. Zaten yatırımcı o yüzden bırak abi ben ne bununla uğraşayım, gideyim faize yatırayım paramı diyor. Onu da istemiyor aslında mevcut hükümet, yönetim her neyse. Bunu istemekte haklı ama bunun yolu bu değil diyorum ben haddimi aşmadan. Hani bunun yolu bence bu değil yani. Böyle olmaması lazım. Bu korku ve bu güvensizlikte de tabii dolar uçuyor. Yani bu 9.65 olmuş. Yani şaşırtıcı değil ki bu. Yani iyi tarafı bir tek bu. Hisseciler şimdi bana kızacaktır. Borsa İstanbul ucuz diyor. Yatırımcı çekeriz belki. Yabancı yatırımcı çekeriz. Dolar durur mu abi? Altınla ilgili kanaatin gider mi biraz daha ve bunun gram altına etkisi ne olur? Oradan kriptoya geçeriz sonra. Şunu söyleyebilirim. Bu trend sanki devam edecek gibi duruyor. Onu da şu trading veya alım-satım davranışlarıyla ya da alım-satım stratejileriyle birleştireyim bunu. Herhangi bir trend, daha önce bunu söylemiştim. Devam etme ihtimali o trendin dönme ihtimalinden daha büyüktür yani. Yani rüzgar akıyor şu an. Hani dolar da yükseliyor. Bunun zaten bir sürü 20 tane gösterge var yani. Hani. Dolayısıyla bunun önünde çok durmamak lazım. Geçen yine bir tane Twitter fenomeni. İşinde de çok iyi bu arada. Yani o şey diyordu yani, bir şeyler almanız gerekiyorsa alın şu an yani. Alamayacaksınız daha sonra diyordu yani. Yurt dışından bir ekran alacaksın, bilgisayar alacaksın, telefon alacaksın falan. Alın diyordu. Yani şey, zorlanacaksınız, alamayacaksınız yanlış. Yok ya, bir enflasyonun geldiği çok net ortada. Yani kura bağlı ürünlerin hepsinde fiyat artışları çok aşırı olacak. Yaşanan bir şey, herkes de biliyor artık bunu. Peki, şimdi soru şu. Geçen Bitcoin ETF'i çıktı abi. Değil mi? SEC tarafından onaylanmış bir. SEC tarafından onaylandı. Sonra da uçtu abi. Bir şeyler oldu. Yok sattı, mok sattı. Piyasa değeri olarak bakıyoruz. Şu an 2.6-2.7 trilyon dolar civarında dalgalanıyor ya. Kripto paraların hepsi. 2.6-2.7 trilyon dolar civarında dalgalanıyor. Erimiş hali bu. 67 bin dolara gitti Bitcoin. 61 bin dolara %8-%7 gevşedi. O erimiş hali bu. Biri geçen şöyle bir şey bahsetmiş. Tabii böyle hep eklektik çalışan zihinler. Yani seçici ve başka taraflara bakan, öyle analiz yapan zihinlerden bir tanesi, bir Japon bir abi. Nerede çalışıyor? Kripto Quant abi dedim. Kripto Quant'ın CEO'suymuş. Utandım şu an kendimi. Adamı tanımadım hiç. Yani, yazıklar olsun diye oradan yazıyormuş. Evet, şey, bu Twitter şeyi, profil fotoğrafı gerçeğe dönüyor. 2004'te altın piyasa değeri 1 trilyon dolarmış. ETF'ler, altın ETF'leri çıkmadan önce. 2021'de bugün 11 trilyon dolar. Eğer 10 trilyon dolarlık, bu yaptığı yorum bana biraz sığ geldi bu arada. 10 trilyon dolarlık yükseliş, market cap'teki 10 trilyon dolarlık artış enflasyon hedge'inden geldiyse, bu bir sanayi kullanımı değilse, Bitcoin için de bu ilginç olacak diyor. Bu arada söylediği şey, atıf aslında burada direkt Jamie Dimon'a bir gönderme olabilir. Çünkü onun bir açıklaması vardı. Jamie Dimon biliyorsun, şey, JP Morgan'ın şeyi. Bir öyle bir böyle konuşan arkadaş. Evet, öyle bir tane video var bu arada. Bir Jamie 2 Dimon. Ki Yongju, bu adam Crypto Quant'ın CEO'suymuş. Diyor ki altın piyasa büyüklüğü ETF'lerden önce 1 trilyon dolardı. Şu an 11 trilyon dolar. 10 trilyon dolarlık gelen büyüklük enflasyon hedge olarak mı geldi diyor. Eğer öyleyse diyor, şey, Bitcoin için de ilginç bir yıl bizi bekliyor diyor. Bitcoin için ve virgül kripto paraların hepsi için. Şimdi burada bizim analiz ekibinin ve hazine ekibinin, Turgut'un ve Gökçen'in yaptığı yorumlar var. Ne olur bizim videolardan ona baksınlar. Orada diyorlar ki çocuklar, bu fikirlerden hareketle de Bitcoin'in dominansı şu an 40 küsurlarda sürünüyor. 43'lerde, 45'lerde sürünüyor. Bu şeye gidecek. Ne denir? 50'ye doğru evrilecek diyorlar. Çok da yanlış bir şey gelmiyor bana. Yani altın ETF'lerindeki hikaye 10-11 katına kadar çıkartmış altın piyasasının büyüklüğünü. Bitcoin tarafında da benzer bir şey ye dair bir yorum yapılmış. Yani bu sadece bu şekilde olmaz. Çünkü o zamanki, yani 2004'teki 1 trilyon da 1 trilyon değildi aslında. Bugüne değerlersen, o enflasyonu ona yedirirsen, geriye alıp iskontolayıp veya yükseltirsen, nasıl yapıyorsan artık. Ya yani 11 trilyonu aşağı 2004'e çekip ya da 2004'teki 1 trilyonu bugüne getirirsen, bugünkü değerine getirirsen, o tam 1 trilyon olmaz aslında. Yani 1,5-2 trilyon olabilir. Ama yine de bir büyüklük var. Tabii canım. Ve o büyüklüğün de tek karşılığı da şey değil gibi, enflasyon değil gibi düşünüyorum. Çünkü o zamanlar 2008 öncesinde, gerçi şeyden sonra, Greenspan'den sonra, aslında 11 Eylül'den sonra faizler inmeye başladı Amerika'da. Yani 2008'e gelmeye gerek yok. Bitcoin'e bağlarsak da 67 bine gitti.
ETF rüzgarı diyor piyasanın geneli. Bir Jamie, iki Diamond'da diyor ki hayır bu enflasyondan diyor. Her ikisi de aslında da yani enflasyondan 56 bin, 57 binden 67 bin dolara gitmesini söylemek çok gerçekçi değil. 4 gün önce mi geldi bu enflasyon? Vardı zaten yani. Yani. Tamam, bu enflasyonu vardı, 30 binden 67 bine gittik. Doğru. 60 binden 67 bine enflasyondan gitti. Yanlış. Sadece bu olmaz. Kurumsallar diyoruz. Bitcoin'in veya kripto paraların daha genele yayılmasının sebebi olarak bu geçerli bir parametre midir? Evet. Zaten bakıp bunu görüyorsun hemen. CME'de adamlar trading limitleri arttırdı yani bu iş için. ProShares için. Şimdi arkasında hani VanEck ve Valkyrie gelecek dedik. Bir taraftan hala henüz spot'a, spot bitcoin'lere tutmak üzerine verilmiş bir izin yok. Şimdi bir de o gelirse, hemen gelir mi bilmiyorum da bir de o gelirse yani hakikaten saçma sapan bir yere gider. Şimdi analizlere bakıyorum. Telegraph'ta 250 bin dolarlık fiyat hedefini tekrar yineliyor adamlar. 55-56 bin dolarlara düşerse de buradan da longlarız diyorlar. Şimdi gerçekten garip bir yere gidiyor. Aylardır 318 bin dolar telaffuz etmiyorum ben burada. Hani söylemiyoruz bir şey ama bunu da söylemem lazım ama. Gerçekten başka bir yere gidiyor piyasa. Kripto para ETF'lerindeki talep anlamlı. Çünkü bu adamlar gidip kendilerini bir yerlerde hedgeleyecek. O ya da ProShares alan adam. Hedgelemek isteyecek kurumsalsa. Hedgelemek zorundalar. CME'deki kontratı olan talebin yükselmesi de fiyatı 66-67 bin dolarlara getirdi. 53 binden 67 bine kadar olan 14 bin dolarlık rejimi bir süre korumamızı ben beklerim. Hemen kaybetmememizi beklerim aşağı yönünü. Şu an öyle bir durumda değiliz yani. Bayağı trend durumunda yani şu an piyasa. Bitcoin için söylüyorum. Bunun üstündeki bu 250 bin dolarları rahat telaffuz etmelerinin de bu adamların bir sebebi var. Bir taraftan ETF diyorum. Daha önce biz yine burada emeklilik fonlarının bu işe girdiğini söylemiştik. Yine 5 milyar dolarlık bir itfaiyeci emeklilik fonu, itfaiye teşkilatının emeklilik fonu Houston'da 5 milyar dolar büyüklükleri 25 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum almışlar. Bir daha önce de böyle bu şekilde yapılmış kendi şeyin bir emeklilik fonu %5'ini bu işlere ayıracağını söyleyen bir adamlar vardı. Yine bunu konuştuk. Toplam pension fund marketinin büyüklüğü 22 trilyon dolar aslında. Çok büyük bir market o. İşte %1 olursa şu olur, %5 olursa şu olur, böyle talep olur gibi de insanlar düşünüp araştırmalar yapmışlardı. İşte Bitcoin ETF'inin olması, işte vadeli ETF'in olması, spot'un konuşuluyor olması şu an. Bir taraftan bu şekilde gelen hamleler, bunlar hep genele yayılan kripto para kabulünün, acceptance'ının çıktısı. 2021'in son çeyreğinde yaşayacağımız hikaye, şu an Bitcoin'in kripto paranın bir hikayesi yok ama yaşayacağız. Yaşarsak da bunu regülasyon ve düzenlemelerle yaşayacağız. Zın tam ete kemiğe bürünmüş hali işte bu. ETF onaylanır ve kripto para 67 bin dolara gider cümlesi. Ne olur bu saatten sonra altcoin'ler? Bir gidişat bekler misin şunu orada? Şunu söyleyeyim sadece. Altair diye galiba bir şeyin, Ethereum'un bir şeyi gelecek. Güncellemesi gelecek. O tarafta burn edilmeye, yakılmaya devam ediyor şey. Ethereum hala enflasyonist bir ortamda bu arada. %56.8'de azalma yüzdesi %100 olduğunda artık deflasyonist olacak. %56-57 seviyesinde. Toplamda da 2,5 milyar dolarlık Ethereum yakılmış. Bugüne kadar 3000 adet Ethereum yakılmış durumda. Mesela bu da tabii Ethereum fiyatını all time high'a gönderiyor. Ben olsam yatırımcı penceresinden baktığımda tüm zamanların en yükseğini test etmemiş, şu son hikayede tüm zamanların en yükseğini test etmemiş, projesine güvendiğim ürünlere bakar almaya çalışırım. Uzun dönem Bitcoin'ciler ne yapıyor abi? Alıyorlar mı, satıyorlar mı? Bir gösterge abi, midir bu? Çok konuşulduğu için evet. Sormak istedim bunu. Evet evet, yine bizim Turgut'un bir analiziydi o. Uzun dönem tutan o holder'lar, uzun dönem Bitcoin tutanlar bu fiyat etrafından, 60 bin etrafından tekrar Bitcoin akümüle ediyorlarmış, topluyorlarmış tekrar. Bunu görebiliyorsun bu arada veri kaynaklarından görebiliyorsun. Bunda tabii yorumu da şu. Evet, buradan kar realizasyonu yapmaya gelmiyor adam. Yeni almaya geliyor. Zaten şu son 67 bin, 65 bin etrafında maliyetlenmeler hariç şu an elinde Bitcoin olanların %95'i kar da şu an zaten yani. Phantom yeterince yükseldi mi? Abi Phantom'la alakalı son haber şu. Pierre Gasly biliyorsun, Alfa Tauri'nin sürücüsü. 2021 Mayıs Azerbaycan'daki podyuma çıkmıştı. Podyumu NFT'leştirmişler. 12.420 Raft Phantom'a satıyorlarmış. 2 saati kalmış hatta bunun. Vay, yine araba işleri, yine araba işleri diyorsunuz Gökalp evet, Bey. Evet. Pierre Gasly biliyorsun iyi bir F1 pilotu. Red Bull'dan gönderildi Alfa Tauri'ye, bir alt takıma gönderildi. Orada çok iyi işler yaptı. Çocuk yetenekli olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Grid'deki en yetenekli adamlardan biri bence. Rookie'ler arasında, çaylaklar arasında. Biz de bu işte biraz kafa yoruyoruz ve seviyoruz biliyorsunuz. Onu söyleyecektim. Türkiye'deki en yetenekli adamlardan birisiyle de siz.
birliktesiniz. Biz birlikteyiz. Evet abi. Cem Bölükbaşı şu an hatta bugün yine Barcelona'da yarışı var. Hı-hı. Euro Formula 3'ün son yarışı. Yani bu hafta sonu. İlk yarışında pole pozisyonunu aldı. Yani birinci sırada başlayacak. Kısıtlı bütçelere rağmen bunu yapıyor. Biz onu destekliyoruz. Ana sponsoruyuz Cem'in. Yani inşallah Abu Dhabi'de ki Formula 1'in ardından Abu Dhabi'de yani son yarış 12-13 Aralık'ta F2 seçmeleri olacak. Formula 2 seçmeleri olacak. Oradaki seçmelere katılacak. 2 hafta önce galiba Fanatec var. Bu direksiyon vesaire falan oyun konsollarının şeyini yapan, yani simülasyonları falan direksiyonu falan yapan şirket. Gazını, vitesini falan filan. Onların bir tane F2 aracı varmış. Onunla vitese çıktı Cem. Çok da iyi şeyler yaptı. Şimdi biz Abu Dhabi'deki şey için seçmeler için çok heyecanlıyız. Eğer orada seçilirse 2-3 tane şeyin ilki olacak. İlk Türk F2 pilotu olacak. İlk e-spordan gelen F2 sürücüsü olacak. Ve kartingden gelmeyen. Cem Bölükbaşı şeyle başladı. Yani o karting tecrübesi falan evet var da ama asıl hikayesi onun e-spordaki başarılarıyla filizlendi. Eğer F2 sezonunu iyi geçirirse ben iyi geçireceğini düşünüyorum. Yani ilk Türk F1 pilotu olabilir. Bu FIA için, FIA için de yani bu şey federasyon için de FIA federasyon için de anlamlı çünkü e-spordan gelen bir çocuk. 23 yaşında umarım olur. Biz arkasındayız. Çok da başarılı. Çok da bizi de heyecanlandırıyor yani. Hani. Peki. Çok teşekkür ediyorum Gökalp Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Klasiktir bu. Bir klasiği yerine getirelim istedim. Yok abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yani, her şey gönlümüzce olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Nasipse olsun. Güzel bu cumartesi akşamında. Evet. İyi pazarlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın. İyi pazarlar herkese. Mutlu kalın. Dikkatli olun. Güvenli sürün. Güvenli sürün. Aynen. Her şeyi. Evet. Hoşça kalın. Bay bay.